Süleyman Bey hem seçim zamanlarında hem böyle particiliği bakanlığın önüne geçirdiği zamanlarda bulunduğu mevkiye çok da yakışmayan bir takım değerlendirmelerde bulunur. Seçim satında kendisinden görmediği, kendi siyasi ikliminden görmediği herkes her şeyi söyleme hakkını kendisinde görürdü. Bizim PKK'yla ağır bir sürü iftiraya konu olacak şekilde pek çok ithamını duyduğumuz bir süreci beraber yaşadık. Şimdi orada hatırlatmak zorunda olduğum şey şu. Biz insanlara geçmişte yaptıklarını hatırlatmayı çok sevmeyiz. Çok sevmiyoruz. İnsanların geçmişte yaptıklarından nadim olmaları herkes için bir hak olmalıdır diye düşünüyoruz. Ama insanların bugün dertlerine derman olabiliriz. Bugün memleketin her şeyini çözebiliriz. Bu insanlardaki mahcup olmama, utanmama duygusuna bizim literatürümüzde bir derman yoktur. Süleyman Bey... Ben bugün bu mevzuyla ilgili biliyorsunuz açıklama böyle kenar başkanımızı kasten yapılınca bütün partililer açıklama yaptı. Bir de bu sosyal mecralarda bu açıklamalara olağanüstü mukabeleler geliyor biliyorsunuz. Bir arkadaşımız şöyle mukabele etmiş. Efendim gün Sezak Bey şehit edildi. Çok çok erken şehit edilmişti. 6 aylık bir bakanken, 7 aylık bir bakanken şehit edilmişti. O da stajyer bakan sayılır 6-7 aylık bakan. Keşke, keşke şöyle bir tweet gördüm. Keşke stajyer bakanlarımız olaydı da memleketin milletin hakkını, hukukunu korumayı kendileri için namus bilen böyle bakanlarımız olaydı. Gün saza atfen yapmışlar mesela. Devletin malını canından az bilen stajyer bakanlarımız olaydı da kendi bakanlığına mal satan bakanlarımız olmayaydı. Mukavellerini gördüm mesela. Çok güzel. Çok beğendim bunu mesela. Efendim Süleyman Bey'e ben mukabele etmek zorunda kaldım. Siyaset Siyasette şahsiyet kavgada belli olur. Siyasette şahsiyet Kavgada belli olur. Siyasi şahsiyet kavgada kendinize söylemeyi neye yakıştırdığınıza bağlıdır aslında. Hasımlarınızın, muhataplarınızın, rakiplerinizin hak ettikleri değil. Sizin kendinize söylemeyi yakıştırdıklarınız üzerindendir. Türk Devleti'nin ciddiyete ihtiyacı vardır. Türk Devleti'nin ciddi yönetilmeye ihtiyacı vardır. Bunca derdin gaylenin arasında sadece Ramazan ayında 19 intiharımız var. Sadece Ramazan ayında. Vatanın 30-40 yıllık firmalarını icraya kaptıranın, memleketten umudunu kesip yurt dışına kapı atmak için yer kollayanın, üniversiteleri bitirdiği halde vatanından ümidini kesip kendisine başka memleketlerde istikbal arayanların, bunca derdin gayelenler arasında, evine yetemeyenlerin, çocuklarına mahcup olanların, babalarından utananların, çiftçi olarak ürettiklerinin hakkını alamayıp ürettiklerini çöpe dökenlerin, Bunca derdin gayelenin arasında elini arkadan bağladı, türbeye hürmetsizlik etti falan diye bir mevzuyu bir devlet politikası haline, devlet politikası haline dönüştürmek. Bir de, hükümetin birinci gündemi haline götürmek ciddiyetsizliği çok utanılacak bir şeydir. Türbeye hürmet elbette kıymetlidir ama daha büyük bir sorumluluk vardır. Daha büyük sorumluluk şudur. Size bu İstanbul'u hediye eden insanın size İstanbul'u hediye ettiği gibi durmasını sağlamak. İstanbul'u size kazandıran ruhu taşımak. İstanbul'u size fethettiren adaletten, merhametten, nezaketten hissedar olmak. İstanbul'u size fethettiren, İstanbul'u size Türk yurdu olarak teslim eden o ahlakın, o iradenin, o devlet ciddiyetinin, o bilginin, o görgünün, o nezaketin hissedarı olmak. Taşlar etrafında değil, ruh etrafında bir memleketi sarıp sarmalamak. Şimdi görüyorsunuz ki memlekette siyasi kazanç uğruna her şeyi, her şeyi döküp, siyasi fırsat kollama hevesleri galiptir. Ben Süleyman Bey'e konjonktürel olarak söylemek zorunda olduğu lafları hatırlatmaktan hicap duyarım. Eskiden söylediği şeyleri hatırlatmaktan hicap duyarım. Beyefendi lütfen siyasi konjonktür olarak daha önce beraber olduğu, tarafında olduğu, tarafında hizalandığı siyasi iklimin kurduğu ifadelerini bir okusun hatırlasın. Şimdi kurduğu laflarla mukayese etsin. Eminim ki bugün söylediği pek çok şeyde mahcup olacaktır Süleyman Bey. O yüzden kendilerine lütfen İçişleri Bakanlığı'na bulunduğu mevkiye, İçişleri Bakanlığı partili bakanlık falan gibi bir yerde değildir. Partili cumhurbaşkanlığı sistemi olabilir şu anda yönetil, yönetim şeklimiz. Ama İçişleri Bakanlığı partili cumhurbaşkanlığı sisteminin en az politize olması gereken bakanlıktır. Bu bakanlık mevkiinde herkesin can, mal, ırz güvenliğini sağlamak zorunda olan bir bakanın efendim ben şöyle konuşmalar yapmasını çok beklerim. Sadece kendi taraftarlarının değil, siyasi rakiplerinin de hakkını, hukukunu koruyan bir bakan olarak görmek isterim Süleyman Bey. Ben Süleyman Bey'i efendim CHP ile rakip olabilir, İyi Parti ile rakip olabilir. İyi Parti'nin genel başkanına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına hürmetsizlik edildiğinde de ortalığı tehdit edecek, düzeltecek açıklamalar yaparken görmek isterim. Bakanlık öyle, Adalet Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı böyle bakanlıklardır. Bu bakanlıklar politik bakanlıklar değildir. Siz bu bakanlıkları politik bakanlık zannetmeye başlarsanız devletin gücünü kendi gücünüz, devletin kolluk kuvvetlerinin kuvvetini kendi kuvvetiniz zannedip kendi rakiplerinizin tamamına o kuvvetle parmak sallamaya başlarsınız. Bu sizin devletine, devletinize hürmeti de azaltır. Hizmet etmeye çalıştığınız milletinizin devleti olan bağlılığını da aşındırır. Dolayısıyla lütfen ciddiyete davet ediyorum. Süleyman Bey'i de ciddiyete davet ediyorum. Efendim bu soruşturma izni vermemesini de doğru buldum. Doğrudur. Bunu hiç mevzuyu uzatmamaları lazımdır. Bizim Ayasofya'ya da borcumuz, Ayasofya'yı da bize Fatih Sultan Mehmet hediye etmiştir. Mesela aynı hassasiyetleri Süleyman Soylu bu Ayasofya'nın imamına karşı da göstermelidir. Hassasiyet gösterecek. İmamoğlu'na dediklerinizin yüz katını mesela. Niye? Ayasofya'yı açıyorsunuz. Ayasofya'yı böyle açmaktansa ruhuyla açmayı teklif ettik biz insanlara. Ayasofya'ya bir imam atıyorsunuz. Atadığınız imamın ettiği laflar dindarlığımıza halel getirir. Görüyor musunuz ne laflar? Bu şu demektir. Ayasofya'yı açmaya bedenen, madden kuvvetimiz varmış, manen liyakatimiz yokmuş demektir. Ayasofya'ya böyle bir imam atıyorsanız, Ayasofya'ya atadığınız imam böyle konuşabiliyorsa, siz Ayasofya imamı olarak böyle görünmekten utanmıyorsanız aslında, biz Ayasofya'yı açmaya henüz hak kazanamamışız demektir yeniden. Bunları bunları göz önüne alacak bizim Adalet Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımız Türkiye'de kime nezaketsizlik yapılırsa, kime hadsizlik yapılırsa, kime terbiyesizlik yapılırsa, devlete halel getirecek nerede ciddiyetsizlik yapılırsa, kimin yaptığından bağımsız devleti koruyan, kollayan, milleti koruyan, kollayan ihtimamlı, özenli, devlet ciddiyetine yakışır açıklamalar yapabilmelidirler. Bunu yapamadığınız zaman partili cumhurbaşkanlığı sisteminin size verdiği kuvvetle konuşmuş olursunuz ama konuştuklarınız hürmetisi doğurmaz, saygı doğurmaz, devlete bağlılık doğurmaz, siyasete huzur getirmez. O yüzden lütfen ciddiyet lütfen makamınıza uygun nezaket lütfen Türk Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin İçişleri Bakanında olması gereken vakara nezaret edin lütfen. Dediği edeceklerin bundan ibarettir. Çünkü çok arkadaşlarımız açıklama yaptılar. Genel Başkanın değerler adına bir takım ithamlarla suçlanmasını şöyle çok çirkin buluyorum. Biz Türk siyasetinde değerlerin bu kadar aşınmasından sorumluluk çıkarıp parti kurmuş bir organizasyonuz. Değerler aşındı. Din ve dindarlık, millet ve milliyetçilik, devlete bağlılık, tarihe bağlılık, tarihi sorumluluklarımıza bağlılık adına bu memlekette öyle yanlış işler yapılmıştır ki bütün iddialarımız bundan ibarettir. Zannedilmesin diye biz değerler adına siyasete girmiş bir kadroyuz. Türkiye Cumhuriyeti devletini üzerinde durduğumuz coğrafyada üzerinde bin yıldır yaşadığımız ilçelerle yeniden ayağa kalkmak, kaldırmak için siyaset yapıyoruz. Meral Akşener Türk siyasetinde İyi Parti'nin iyiliğini bu umdeler üzerine bina eden bir siyasi iradeyi temsil ediyor. Başarabilirse İyi Parti'nin iyiliği, Meral Akşener'in iradesi başarılabilirse şu değerleri inşa etmeye dönecektir. Biz Türkiye'nin Cumhuriyet'in kurucu değerlerine, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda yaşamasına imkan veren kadim değerlere. Bizim bu topraklarda büyük medeniyetimizi inşa eden bütün referanslarımızın yeniden ihya olacağı, yeniden ayağa kalkacağımız coşkun bir iktidar iddiasını taşıyoruz. Ne demek değer bilmez? Ne demek iyi partilileri kast ederek değerler diye bir dertleri yoktur demek? O yüzden arkadaşlar lütfen partili rekabet de iyidir. Partiler arasında mücadele de iyidir. Bazen kavgada da iyidir ama kavgada dediğiniz laflar siyasi şahsiyetinize alamettir. İnsanlar dostlarına zaten kol kanat gererler. İnsanlar kendi yakınlarıyla, mücadele arkadaşlarıyla zaten onların hukukuna nezaret ederek yürüyebilirler. İnsanların siyasi şahsiyeti kavgada söylemeyi kendilerine yakıştırabildikleri laflarda belli olur. O yüzden siyasi şahsiyet taşıyorsunuz. Taşıdığınız siyasi şahsiyetin size söyleteceği ve söyletmeyeceği lafları lütfen belirleyin. Ne söyleyeceğiniz kadar galiba öyle zamanlarda ne söylemeyeceğiniz önemlidir. İnsanlar galiba kendilerini şöyle motive etmelidirler. Ben dünya dünyaya kalsın bir gün kavga edersem şunları şunları asla söylemeyeceğim demelidirler. Söyleyecekleriniz aşikardır ama söylemeyeceklerinizi lütfen belirleyin.